Yaparsan tamam sana inanırız. Bunlar yapmadığın sürece sana inanmayacağız diyorlar. Adamlar ne güzel, hazır, mucize talebinde bulunuyor. Allah'ın da bunların hepsine gücü yeter. Bunu gösterdiğin zaman da tak 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 inanacaklar. Hazır. Tam böyle rabak kalmış yani. Gösterime inansınlar işte. Buyur sana işte Cebrail burada. Sağ yanımda Cebrail, sol yanımda Mikail. Hadi hepsimiz de kitleler halinde iman ettirebilirdi yani. Bu kadar basit. Neden cevap vermedi? Neden bütün bunlar reddedildi? Bütün mucize talepleri neden reddedildi? Ve Kur'an'ın Allah'ın kitabı oluşu olağanüstü, tabiat üstü, mucizevi bir delille kanıtlanma yoluna gidilmedi. Bu kitap bunu niye yapmadı? O gün yapmadığına göre bugün de gerek yoktur. 19 mucizesinde gerek yoktur. Kur'an'ın Allah'tan gelip gelmediği bence önemli değildir. Neden? Bunu tartışmak gereksizdir, lüzumsuzdur. Ateistlerle bu hususta tartışmana girmenin bir anlamı yoktur. Sen şimdi bu kitabın Allah'tan gelmediğine mi inanıyorsun kardeşim? Tamam, benim için sorun yok. Allah'tan gelmediğine inanabilirsin. Vay nasıl inanmazsın, kafirsin, cehenneme gireceksin falan demiyorum ben. Ben onlardan değilim. İnsanlar bu kitabın Allah'tan gelmediğini kabul etmeyebilir. Bu usta ben tartışmaya girmem, kanıtlamak için uğraşmam. Peygamberin de Allah'ın Resulü'nü olduğunu ispat etmeye, çalışmaya gerek yok. Neden? Eğer ben peygamber zamanında yaşasaydım, peygamberi karşımda apaçık görseydim, Kur'an Allah'ın kitabı olmasaydı bile ben bu kitabın içindeki anlatılan konulara uyardım, değerli bulurdum ve uğruna mücadele edilir bulurdum ve Kur'an'ı ben yine okurdum. Altını çizerek bir kez daha söylüyorum. Eğer Kur'an Allah'ın kitabı olmasaydı bile ben bu kitabı okumaya devam ederdim. Çünkü içeriği benim için önemli ve değerli. Eğer peygamber zamanında yaşasaydım, peygamber Allah'ın Resulü olmasaydı bile ben peygamberle birlikte olurdum. Düşmanlarına karşı onun safında yer alırdım. Bedir'e de çıkardım, Uhud'a da çıkardım. Onun yanında karşı taraftaki Mekke'nin kodamanlarına karşı savaşırdım, vuruşurdum. Allah'ın Resulü olmasaydı bile. Çünkü Allah'ın Resulü olmasa bile değerli bir insan. Zaten Allah'ın Resulü olmadan önce bütün değerini kazanmış. Bu değer üzerine taşlanırcasına adeta Allah'ın Resulü yapılmış. Allah'ın Resulü olmadan önce de zaten erdemli, dürüst, mücadele eden, hilful füdülü kuran, mazlumlar için, yoksullar için savaşan, öksüzü koruyan, yoksulla beraber olan bir insan. Peygamberlikten sonra hiçbir değişiklik olmamış ki. Sadece Kur'an ayetleri gelmiş. Daha güçlü bir şekilde davasını Kur'an yoluyla bu sefer vurgulamaya başlamış. Dolayısıyla şimdi ateistlerin de Kur'an'ın içeriğine bakması lazım. Ateistlerle veya Kur'an'a itiraz edenlerle içerik tartışması yapmak yararlıdır. Bu kitap Allah'ın kitabı mı değil mi tartışması zararlıdır, gereksizdir, lüzumsuzdur. Ama Kur'an'ın içeriğiyle ilgili bir tartışma yapmak yararlıdır, hatta gereklidir. Mesela Kur'an inanmayanları öldürün yakaladığınız yerde diyor mu demiyor mu? Kur'an 4 tane kadınla evlenebilirsiniz diyor mu demiyor mu? Kur'an'ın mirası şu şekilde bölüştürün, bu şekilde bölüştürün demesi ne anlama geliyor? Kur'an ayetleri üzerinde. Onlar Kur'an'ı çürütmeye çalışacak, çelişkiler gösterecek. Bak bu insanlığa uymuyor, bu geride kalmış bir hüküm, böyle şey mi olur? Filan diye ne kadar itiraz ederlerse ve bu itirazlar üzerine ne kadar tartışma olursa isterse saatlerce süstün, faydalıdır, yararlıdır. Bunları yapmak lazım. Ama bu kitap Allah'tan mı geliyor, Cebrail mi getirdi? Kardeşim bunun görünmeyen bir şey üzerine tartışmanın bir anlamı yok ki. Metin olarak Kur'an'ı tartışın.
Kur'an'ın içeriğini tartışın. Kur'an'ın sosyal meselelere getirdiği çözümleri tartışın. Geride mi kaldı? Gereği kalmadı mı? Yenilerini getirmek mümkün mü? Böyle yazdığı halde şu şekilde davranmak mümkün mü? Falan bunlar hep tartışılabilir. Ben bunların hepsine taraftarım. Hepsine. Yeter ki Kur'an'ın metnini tartışsın. Bak böyle önünü açsın, burayı okusun ve insanlarla tartışsın. İnsanlar bu arayla ilgili soru sorsun. Kur'an üzerindeki metin üzerinde tartışmalar ve müzakereler çok yararlıdır. Nerede ve kiminle yapılırsa yapılsın. Şimdi öbür taraftan 19. Benim için bu kafası matematiksel çalışan. Ben matematiksel kanıt istiyorum. Yoksa Kur'an'ı açıp okumam diyen. Önce bir kanıtlayın. Böyle karşı koyamayacağım bir kanıt. Hem de matematiksel. Fen ilimleri üzerine. Bir kanıt istiyorum. Önce bu kanıtlayın bunu. Daha sonra ben bu kitabı okumaya başlarım. Diyen birisi varsa onlara bu 19 gösterilebilir. Bir geçiş dönemi olarak. Bak böyle bir şey var. Öbür taraftan bu güçlü de bir metin yani. Kendi iç örgüsü içerisinde bir matematiksel sağlamlığı da var. Keskinliği de var. Kesinliği de var. Bu ona gösterilebilir. Kişi bununla ikna edilebilir. İkna olduktan sonra ne olacak? Asıl mevzuya gireceğiz. Yani içeriğini yine tartışmaya başlayacağız. Eğer bu böyle olmazsa, bu 19 mevzuna takılıp meseleyi ondan öteye götüremezsek, o zaman 19'un kendisi de Kur'an'ın etrafında gürültü koparma anlamına gelir. Nasıl ki müşrikler melek getir de görelim. Allah'ı getir de görelim. Uhud Dağı'nı altın yapısında görelim. Şuradan pınar fışkısında görelim. Der gibi matematiksel bir kanıt yapısında görelim. Öyle miydi, böyle miydi? X, Y, çarpı, böyle filan o işte kaybolup gidersin yani. Ya asıl mevzu değil dur hele bir. Bu açıdan benim tefsir yöntemime göre arkadaşlar Kur'an'ın ruhunu, esas mesajını ki bu sosyal adalettir. Kur'an'ın esas mesajı sosyal adalettir. Ben bunu herkese tartışmaya hazırım. Tek tek sure sure mevzuları anlatarak, içeriğinden giderek, herhangi bir mucizevi bir şey yaslanarak değil, anlamından bu ayetleri tek tek okuyarak giderek bunu gösterebiliriz. Kur'an'ın sosyal adalet mesajını her ne şey örtüyorsa, savsaklıyorsa, erteliyorsa, öteliyorsa ben ona katılmam. Bu 19 mucizesi de eğer Kur'an'ın esas mesajını, sosyal adalet mesajını örtmeye başladığı an onu terk etmek gerekir. Çünkü o da bir gürültü koparmaya dönüşüyor. 19 harfinin geçtiği sure Muddessir suresidir. Muddessir suresinin konusu nedir? Mekke'nin en büyük zengin adamıdır. Velid bin Mughire'nin anlatılmasıdır. Bırak bana tek başına yarattığım adamı, uzayıp giden mallar verdiğim, hala gözü doymayan o adamı dediği suredir. Surenin tamamı Mekke'nin en büyük zengin adamını eleştirmektedir. Onun mal harsı, hırsı sebebiyle lanetlemektedir. Ve adamı deşifre etmekte, analiz etmekte ve gözlerimizin önüne sermektedir. Son tarafında da onun atılacağı cehennemde 19 tane bekçi olacaktır. Onun atılacağı yerde 19 vardır diyor. Ve onlar da bunu alay ediyorlar. Mevzuyu kaydırmak için, topu taca etmek için niye 18 değil, 21 değil de 19? Yani sure neden bahsediyor? Bunlar nereye takmış? Yani sure baştan sona kadar bir zengini analiz ediyor ve ona tabiri caizse saldırıyor. Alt tarafta bir 19 kelimesi geçti diye bütün müşrikler 19 etrafında 19'da 21'de 12 niye böyle dedi de ne demek 19 var falan. Bundan bahsediyorlar. Mevzu kaydırmak için. Müşriklere yöntemi şudur. Kur'an'ın kendilerine dokunan sosyal adalet mesajı, kendisini yoksulla eşitleyecek olan, yukarıdan aşağı indirecek olan ne kadar ayeti varsa karşılaştıklarında ya melek konusunu ortaya atarlar, ya Allah'ı göster derler,
Ya yerden pınar fışkır derler, ya 19 derler, ya 7 derler, ya 21 derler. Rakamlara işi boğarlar. Ve bu asıl mesajı savuşturmak için. Asıl mesaj ne yapmakta? Direkt kendilerine dokunmaktadır. Asıl mesaj direkt kendilerine dokunmaktadır. Şimdi bu insani açıdan bir zenginin psikolojisi açısından bakıldığında anlaşılabilir bir durumdur. Birisi gelmiş, sana bir takım sözler söylüyor. Sende bir sürü birikmiş paran var. Kendine lazım olan kadar bırak, gerisini ver bana diyor. Lafın sözü buraya geliyor yani. Veya şu yanındaki yoksula ver diyor. Ne yaparsın? Ne yaparsın? Yapacağın tek şey var. Mevzuyu değiştirmek. Şöyle bir dikkat edersin konuşmasında. 10, bir dakika. 19 ne dedim? Biraz önce 19 dedim. Ne demek 19? Niye 21 değil de 19? Niye 19, 21? Ya deminden beri ben sana yarım saat bir şey anlattım. Ya orayı boş ver. 19'a gir asıl sen. Peki melek dedin. O melek neredeyse göster bana. Allah diyorsun. Allah'ı göreyim bakayım. Olmadı. Madem peygamber olduğunu iddiyorsun, şu toprak yığını altın yap. Şuradan pınar fışkır. Bak bütün müşrikler böyle. Bütün müşrikler. Nedir dert? Ya dert mevzuyu savuşturmak. Mevzuyu savuşturmazsa paralar gidecek. Konumunu kaybedecek. Yukarıdan aşağı inecek. Yoksulluğa aynı sofraya oturacak. Diğerleri gibi birisi olacak. Bundan mevzuyu savmak için bak Furkan suresi baştan sona kadar müşriklerin nasıl mevzuyu savmak için uğraştıklarının kanıtıdır. Onlar mevzuyu savmak için uğraşıyor. Kur'an diyor ki mülk Allah'ındır. Mülkte şirk yoktur. Mülkte şirk koşamazsınız. Gerçek mülkiyetin kim olduğunu onlara göstereceğiz. Hakiki mülkün sahibinin Rahman olduğunu görecekler. Kur'an biraz evvel dinlediniz. Furkan suresinde sürekli bunları vurguluyor. Onlar sürekli niye çarşıda dolaşıyor, ne pazarda dolaşıyor. Melekleri göstersin, Allah'ı göstersin. Bir de sınıfsal itiraz da yapıyorlar. Hazinesi olsun, kenzi olsun, serveti olsun. Niye bunlar yok? Biz bunu nasıl dinleyeceğiz? Biz zengin insanlarız. Varlığı olan insanlarız. Yani bu Allah da bize nasıl peygamber gönderiyor? Biz kala kala bunu mu dinleyeceğiz? Biraz da bizim zenginlik gururumuzu, haysiyetimizi, şerefimizi düşünsün. Bu kadar malın, mülkün içinde, varlığın içerisinde beş parasız bir adama nasıl itaat ederiz biz? Bizim gururumuzu böyle yerler altına nasıl serebilir? İşte bak bunu söylüyorlar. Biz buna nasıl uyarız diyor. Hazinesi olmalı, kendisi olmalı, serveti olmalı. Biz servet sahiplerini dinleriz. Beş parasız adamı dinlemek bir zenginin gururunu incitir. Olamaz böyle bir şey diyorlar. Bunlar onların ruh dünyalarını tabiri caizse dinamitliyor. Zenginlerin, kodamanların, malmül sahiplerinin ruh dünyalarına dinamitliyor. Ateşe veriyor. Onların değer yargılarını darmadağın ediyor. Yok böyle bir değer yargısı. Beş parasız bir adam da çok değerli olabilir. Nereden çıkardınız bunları? Yok böyle bir şey. Peygamber olmak için servet sahibi olma şartı nereden geliyormuş? Kendisi niye yok diyorlar? Hazinesi niye yok diyorlar? Birikimi niye yok diyorlar? Biz bunu dinleyemeyiz diyorlar. Biraz evvel dinlediniz. Furkan suresi tam da onların bu iddialarına baştan sona kadar biraz evvel aktardığım gibi ayetleri cevaplarla dolu.